Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Amin. Malum herhalde bu sene seyahat fazla oldu galiba. Bir Sudan'a gittik geldik. Başta Erdoğan kardeş olmak üzere arkadaşlar Allah razı olsun çok hizmet ettiler. Koşuşturdular, her şeyi dizayn etmişler, düzenlemişler. Allah razı olsun. Orada Kadiri Şeyhi Hasan Kabbaşi'ye misafir olduk. Dersler oldu, zikirler oldu. Çok böyle hoş bir şey oldu. Nasıl söyleyeyim? Ortam oldu. Sudan öyle dışarıdan sizin veya ben yanılmışım demek ki. Hiç gördüğümüz gibi değil. Öyle çöl möl değil. İnsanlar çok sevecen, çok sıcak, çok böyle candan, çok samimi. Dervişler desen ona keza her birisi çok samimi, çok candan insanlar. Çok hizmetliler. Çok hizmetliler lafı belki de yetmez. Aşırı derecede hizmetliler. Aşırı derecede ilgililer. Öyle söyleyeyim. Aşırı derecede de böyle bir muhabbetleri var. Allah razı olsun. Bize karşı da öyle çok muhabbetlilerdi. Biraz böyle ilginç bir kültür. Öyle söyleyeyim. Ama güzel, tatlı. Bu noktada gerçekten insana mutluluk veren bir şey. Bunu böyle küçümsemek için söylemiyorum. Bir realiteyi anlatmak için söylüyorum. Tozun toprağın içerisinde mutlu insanlar. Öyle söyleyeyim. Yani toz toprak her taraf, yollar filan, trafik, keşmekeş, böyle şey, böyle hani bir yerden bir yere yani işte yakın diyorlar, 2 saat gidiyorsun arabada sıcakta. Ondan sonra bizim Erdoğan da oraya alışmış, yakın diyor, ben seslenmiyorum, 1,5-2 saat yol gidiyoruz yakın denilen yere. Ondan sonra ben yakınsa yürüyelim diyorum, ben yürümekle olmaz diyor, iyi arabaya biniyoruz, 2 saatte gidiyoruz. Ondan sonra ama şeyler, mutlular böyle, şikayetçi değiller, biraz rahatlar. Böyle hem Balkanları hem orayı görünce biz Anadolu insanı biraz çalışkanız, biraz böyle şeyiz. Yani içimizde rahat olanlar var ama biz mesela o kadar rahat değiliz. Biraz daha böyle çalışkan, biraz daha gayretli, biraz daha disiplinliyiz. Yani bizim öyle bir halimiz var, onu sezinledim. Ama çok sevecen insanlar. Tasavvuf veya sufilik yaygın iyice. Böyle yasak masak, böyle işte kaç göç, öyle bir şey yok hiç. Ondan sonra bunu abartmak için söylemiyorum. Allah razı olsun. Onlar böyle hizmet etmişler. Şeyden, VIP'ten aldılar bizi. Ben VIP'lik yolcu değilim ama işte bir tabela Mustafa Özbağ diye. Bekleyen bir tane de kocaman araba. Bindim ben ona. O bizi direkt VIP'e getirdiler. Ne pasaport ne bir şey, girdik içeri. Şeyh Efendi orada oturuyor. İyi işte işlemleri sonra artık bir arkadaş kardeş halletti herhalde. Değil mi? Birisi mi halletti? Kasım mı halletti onu? Diğer dervişlerden birisi halletti. Neyse biz de orada çay kahve içtik. Yani giriş oluyor. Adam benim filan görmeden herhalde girişi bastı galiba, değil mi? Mühürü. Normalde Şeyh Efendi'nin biraz herhalde sözü nazı geçiyor. Tanınmış bir kimse zaten. Enteresan bir kimliğe sahip. İnşallah davet ettik, gelecek. İnşallah tanışacağınız burada. Ondan sonra VIP salonun önüne biz çıktık. Baktım orada dervişler de bekliyorlar. Böyle ağırlama, karşılama gibi arabaya bineceğiz. Başladılar la ilahe illallah, cehri böyle sesli. Yani bizim bir havaalanının önünde birisi böyle gelecek, biz orada ondan sonra la ilahe illallah, la ilahe illallah diyeceğiz.
Herhalde ihtilal olur Türkiye'de. Yani kesin bir şeyler olur. O diyenler de toplarlar. Herhalde bir soruşturması osu busu. Yani toplum huzurunu bozmaktan şundan bundan bayağı ceza alınır gibi geliyor bana. Ama öyle şey yok. Yani tevhidlerle biz şeye ne o? Arabaya bindirildik. Öyle gönderildik. Öyle şey. Şey efendi Allah razı olsun. Bu noktada şeyi sakınmıyor hiç. Bir küçük bir dün akşam anlattılar küçük bir not onu söyleyeyim inşallah mevzuyu kapatayım. Şey efendinin böyle bir tabi dedesinden kalma böyle bir Seyit sülalesi kendileri böyle bir mahalle gibi böyle bir yer var onlara ait. Zaten Kapbaşi diye Google'da da çıkıyor baktım ben. Kapbaşi Mahallesi diye. Orada kendi tekkeleri var, işte kabirleri var ondan sonra, medreseleri var, hastaneleri var. Yani öyle şey değil. Bir hayli de yani kendisiyle irtibatlı halifeler, şeyhler de var. Ramazan boyunca ana yolun kenarına sofra açıyorlar. Videolarını izledim. Öyle cömert bir kimse şey değil. Ondan sonra neyse böyle gelene geçene orada yediriyorlar tabi Ramazan'da iftarda şey Amerikan konsolosu geçiyormuş arabayla onu da durdurmuşlar. Ondan sonra konsolos demiş ne durdurdunuz beni hani ben oruç tutmuyorum senin için durdurmadık demiş. Senin yanındaki bu garip gravallar için durdurduk onlar oruçlu demiş. Onlar inecekler iftar edecekler sen ister gel ister gelme demiş. Ondan sonra tabii konsolos böyle gayet normal ondan sonra içinden geldiği bir konuşan bir adamı görünce hayret etmiş tabii durmuş tabii yanındakiler koruması şoförü hizmetkarı inmişler iftar etmek için demiş ben de gelebilir miyim bizim sofra herkes açık demiş sen de gel geleceksen gelmiş onun hoşuna gitmiş tabii. Ondan sonra işte konsolosluk da orada her Ramazan artık 1.000 kişilik iftar veriyormuş. Ondan sonra tabii bundan çok bu olayın ardından Hasan Kapaşi'den çok etkilenmiş. Yani böyle nukteden yumuşak böyle güzel bir insan. Allah selametliğini versin. Böyle de böyle hani işte bunu böyle yaparsam hani şöyle böyle bir düşüncesi yok. Yapacağını yapıyor, diyeceğini diyor. Ondan sonra böyle sevimli bir kimse. Tabi konsolosla sohbeti muhabbeti devam etmiş, Müslüman olmuş konsolos. Bunu davet etmişler Amerika'ya gitmemiş. Ben gitmem Amerika'ya demiş. Ondan sonra ama o konsolos Amerika'da şey veriyormuş artık iftar veriyormuş. Hasan Şeyh Hasan Kabbaşi'nin fotoğrafını koyuyormuş salona. Öyle orada iftar veriyormuş. Böyle muhterem bir kimse. Allah razı olsun. Oradaki bütün şeyhler hatırını sayıyorlar. Yani ben şeyhler toplantısının haricinde o kadar şeyhin bir araya toplandığı ikinci bir toplantı bilmiyorum. Bir de şey, herkes sözünü dinliyor. O şeyhlerin hepsini de getiriyor, benim elimi öptürüyor onları, tanıştırıyor. Herhalde o gece biz 50-60 tane şeyh tanıdık değil mi? Ben saymadım ama baya vardı değil mi? Hepsi de şeyh. Şeyh ve müritleriyle beraber yani Evet. her şeyh müritleriyle beraber Evet. aklımıza O böyle şeyhler yanında müritleriyle beraber böyle bir seronomi yapıyorlar. Böyle güzel bir gece öyle söyleyeyim. Mevlüt kandili ile alakalı onlar bir hafta 10 gün filan böyle mevlüt düzenliyorlarmış. Gün aşırı herhalde değil mi? Öyle bir gün aşırı mı? 2 gün aşırı mı ne? Gün aşırı devam ediyorlarmış. Hatta bu akşam yine var orada. Mevlüt kandili. Güzel zikirleri, ilahileri. Ondan sonra böyle asarlarıyla zikrullah yapıyorlar. Aslında getirecektim. Ondan sonra asayı. Bir asa da bende var artık Allah'ın izniyle. Ondan sonra yaşlanmışım demek ki bundan sonra asayla dolaşacağım ben de. Allah'ın izniyle inşallah. Velhasıl kelam böyle bir güzel bir şey oldu.
seyahat oldu, güzel bir tanışma oldu. Ondan sonra ben de onları davet ettim. İnşallah onlar da davetimizi icabet ettiler. Bu aruza gelecekler inşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah Cenab-ı Hak nasip ederse. Hatta zannediyorum buraya Perşembe dersine çaylarınız için. Perşembe dersine de burada gelebilecek, öyle tahmin ediyorum. İnşallah daha yakından tanışacağız, görüşeceğiz. Güzel oldu, tatlı oldu, hoş oldu. Allah biliyor içimdekini. Ben herhalde önümüzdeki seneye de kendim tekrar ben gitmeyi planlıyorum. İnşallah. Zaten davet edildim dolu dolu. Böyle hatta dediler göç buraya. Ondan sonra dün akşam bir de Hasan Kapbaşi'nin oğlu İbrahim Kapbaşi var. O da şey. Onun hortumun dışında bir yeri varmış, arsa gibi. Orayı da bağışladı bana. Dedi orayı bağışladım. İstediğini yapsın dedi. Ondan sonra orası onun dedi. Ondan sonra biz de ne yapacağız diye kara kara düşünüyoruz şimdi. Olmayınca rahat olunca, olunca düşünüyorsun ne yapacağız biz burayı diye. Şimdi neresiydi orası Erdoğan? Şendi. Eyalet değil mi orası? Şendi eyaletinde bir tane arsam var. Ondan sonra bizim bu davete gelip söyleyen Kasım, o da özellikle söyledi ben oralıyım dedi. Ondan sonra hani benim memleketime gel gibisinden. Kovulur movulursam şimdi de beni bulabilirsiniz. Orada bir arsam var. Bir çadır kurar orada otururuz artık. Yapacak bir şey yok. Allah'ım hayırlısını versin inşallah. Ama gerçekten böyle mesela bunu böyle farkı fark edin diye söyleyeyim. Yani hiç Suudlara benzemiyorlar örneğin. Çok tevazullar, çok alçak gönüllüler, çok kibarlar. Onun çok mutlular. O en fazla da hoşuma giden şey o. Mutlu insanlar böyle. Ya dervişler öyle. Ben dervişlerin haricinde çok tanışıklığım bir iki kişiyle görüştük. Tabii insanlar hani benim yanımda zaten hani muhabbetli duruyorlar. Hoş duruyorlar ama mesela o dervişler böyle üzerlerinden mutluluk akıyor, hoşluk akıyor. Birbirlerine karşı böyle çok sevecenler, birbirlerine karşı böyle çok muhabbetliler. İşin doğrusu imrendim yani, çok hoşuma gitti. Bizim kardeşler de birbirlerine tutkullar, birbirlerine karşı muhabbetliler ama bizden iyiler, öyle söyleyeyim. Böyle birbirlerine karşı muhabbetlerinde, birbirlerine karşı böyle davranışlarında bizden iyiler. Böyle hissediyorsunuz onu. Böyle akıyorlar birbirlerine. Ne bileyim işte böyle bir gerçekten enteresan insanlar, sevimli insanlar. Misafire çok kıymet veriyorlar. Ben sadece bana öyle davranıldığını zannetmiyorum. Belki de biraz daha bize hani farklı davranmışlardır ama böyle misafire gerçekten çok kıymet veriyorlar. Böyle bizim Bursa'da ilk başlangıçta böyle şey vardı arkadaşların arasında hani böyle tutkunluk, muhabbet, birbirine sarılma, böyle işte zikrullah'tan sonra yenilir, içilir, sohbet edilir, böyle bir şey olurdu. Eski arkadaşlar bilirler onu. Evlerde filan böyle akardı her şey. Böyle onun gibi. Şimdi tam böyle yerler, mekanlar olunca bu şeyi kaybettik biraz. Hani ya da biz buraları böyle aktif hale getiremedik. O hale getiremedik. Yani zamanla alakalı bizim problemimiz var. Mesela orada akşam namazında, akşam namazından önce bir başlıyorlar. 11-12'ye kadar oradalar. Bizde bu biraz böyle şey var. Hani bunun alt zemini oluşmuyor.
şöyle oluşmuyor, mekanla alakalı oluşmuyor. Mekan problemimiz var. Yani böyle işte örnekliyorum, yani bu bir yerde burada yemek pişirilecek, böyle hizmet edilecek bir buraya yer lazım örneğin. İşte misafir geldiğinde burada yesin, içsin, tepsiler gelsin, tepsiler gitsin, insanlar koşuştursun. Bunu yapabileceğimiz yer yok bizim. Bizim sıkıntımız bu. İnşallah Cenab-ı Hak onu da aştırır. Güzel bir tanışma, kardeşlik tesisi, hoş bir zaman oldu, öyle söyleyeyim. Sıcaktan korkmayın, bunaltmıyor sıcağı. Yani gündüz 38, 39, 40 filan oluyor otelin odasında. Yani mesela saat 3'te, 4'te ben otel odasına birkaç sefer girdim, bakıyorum derece var. 36 derece, 38 derece, otel odası. Geceleri mesela otelin odası, ben gece çok klima çalıştırmıyorum rahatsız olmayayım diye. Ama 28'den aşağı düşmüyor otelin içi gece bile. Ama rahatsız edici bir sıcak yok. Böyle hani bir sıcak olur bunalır insan, hiç bunalmadım. Yani şekerliler daha fazla bunalırlar bu tip şeylerden. Benim hiç yani şekerli olmama rağmen bunaltmadı elhamdülillah. Güzel bir yolculuk geçti. İnşallah tanışmaya, görüşmeye daha devam edeceğiz. Böyle inşallah orada da tahmin ediyorum, ümit ediyorum. Ondan sonra böyle bir sema programları, ondan sonra inşallah düzenleriz. Allah'ım cümlemizi birlik, beraberlik, muhabbet tesis etsin inşallah. Ha, onu da söyleyeyim, aklıma gelmişken hep söyleyeceğim dedim. Hani sudan da su yok, bir kuyu da senin olsun filan. Hani para topluyorlar ya, böyle çalışmalar yapıyorlar. Hani bir kuyu da senin olsun işte. Bir kadıncağızın Bursa'da 35 tane kuyum var benim filan diyordu Sudan'da. Bir, o kuyuları hiç göremedim gittiğimiz, gezdiğimiz bölgelerde. İki, Erdoğan söyledi. Dedi Sudan'da dedi 10 metreden su çıkıyor dedi. Öyle çöl bir ülke düşünmeyin yani. Hemen hemen dünyanın en iyi tarım arazilerine, sulu tarım arazilerine sahip bir yer. Değil mi Erdoğan? Nil'le sunalan 2 milin iki tarafı da orada birleşiyor, bir de 2 Nil. İki tane Nil kolu var, ana kollardan orada birleşiyor. Nil'le sulanan dünyanın en iyi tarım arazilerine sahip bir yer. Böyle bir tane dağ tepe göremezsiniz. Bir tane dağ tepe yok. Yani şuradan bir rampa olsun ya, öyle bir şey hiç görmedim gidip geldiğimiz yerlerde. Tepe sıfır. Yani tepe yok hiç. Muhteşem tarım arazileri. Biraz teknolojiye, biraz çalışmaya ihtiyaçları var. Tabi Osmanlı'dan sonra uzun yıllar İngiliz sömürgesi olarak kaldı. Bunun etkileri var. Ama öyle susuz bir yer değil. Bakın susuz bir yer değil. Öyle suyu kullanamayacak durumda da değiller. Allah bizi iyi etsin inşallah. Amin. Ben bu akşam sorulara bakmayayım diyeceğim ama bunlar yazılmış. Hızla rüzgar gibi geçeyim inşallah. Mü'min suresi 11. ayet. Ey Rabbimiz diyecekler. Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Ayette geçen iki defa öldürülüp diriltmekten anlamamız gereken nedir? Bu ayet-i kerimeye bir daha bakmak lazım. İnşallah. Benim ve ailemin, bu normalde şeyle alakalı, bu hani
küfür ehli olarak ölenler hani yeniden dünyaya gelip de yeniden böyle biz yaşasaydık diyecekler. Onunla alakalı. Benim ve ailemin borçlarımızdan kurtulabilmemiz için dua eder misiniz? Allah yardımcınız olsun. Niyet edin zikrullah'a geldiğinizde. Yani o selamünaleyküm. Arkadaşlar tanıyan tanımayan Nimetullah hocamız meşhur. Ben 92'de Haç'tayken Şeyh Efendi Hazretleri ile beraber o zaman tanışmıştım. 92'den beri tanışıyoruz. Allah razı olsun. Böyle de bizi arada ziyaret ediyor. Ondan sonra kendisine teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı sağlık afiyet versin inşallah. Amin. Bir ara rahatsız olduğunu duymuştuk. Cenab-ı Hak şifa vermiş. Elhamdülillah. Hamdolsun. Cenab-ı Hak şifasını arttırsın inşallah. O yüzden Nimetullah hocamız hemen hemen bütün dünya öyle tanır, öyle söyleyeyim. Biz o zaman Kabe'de tanışmıştık. Şeyh Efendi Hazretleri Allah rahmet eylesin tanıştırdıydı. O gündür bugündür tanışıklığımız devam ediyor. Hangi şeyhidi o? Abdullah Efendi, Nevşehirli. Ha, maşallah, maşallah. Vefat etti ha? Vefat etti, evet. Evet, hatırlıyorum. Evet. Mekke Mükerreme'de... Bayramda oradaydık. Evet. 92'de. Evet. Evet. Buyurun, sohbet sizin. Buyurun, buyurun. Estağfurullah, efendim. Buyurun. Benim dinleme zamanı geldi. Aa, yok estağfurullah, biz sizden faydalanalım inşallah. Buyurun. Yok yok, olsun. Böyle zikirlere, meclislere gelenler, şeyh efendilere, alimlere, şeyhlere devam edenler, onlar da evliyalar gibi Allah Teala Hazretleri ikram eder. Maşallah, maşallah. Nakşibendi oluyor. Biz Kadiri oluyor. Evet, Kadiri Rufay'ız biz. He, Kadiri Rufay. Evet. Maşallah. Çok güzel, Allah kabul eylesin. Biz de seviyoruz çok. Ziyaret ediyoruz. Dua ediyoruz, dua istiyoruz. Allah kabul eylesin, mübarek eylesin. Böyle cemaatlerde bulunmak, kişi sevdikleriyle beraber buyuruyor Efendimiz. Şeyhlerimizi seviyoruz, alimlerimizi seviyoruz. Derviş kardeşlerimize. Bu topluluk derviş değil mi? Derviş, derviş denir. Hamdolsun. Ha. Maşallah. Allah kabul eylesin. Amin. Her gelen
gelirken birkaç kişi getirmeli. Buraya her gelişeceği zaman, geleceği zaman bu haftada bir mi şeyiniz? Burada haftada bir. Evet. Başka bölgelerde, yerlerde de var. Burası böyle Bursa ve çevre il ve ilçelerden de geliyorlar haftada bir. Maşallah. Çok güzel. Allah kabul eylesin. Amin. Maşallah. Ben de acizane çocukluğumuzdan, babam da Nakşibendi dervişlerindendi. Şeyhlerimiz vardı bizim Erbaa köylerinde. O zamandan bu zamana onlarla beraberiz. Nerede böyle yerler var, gidiyoruz çok şükür. Allah böyle bu mübarek cemaat, böylece cemaat Allah'ın lütfiyle zikirlerde cehri zikir. Cehri. Yaptınız mı, oldu mu şimdi? Yok. Yapmamıştık. Sohbet ediyorduk. Sorular vardı. He, maşallah. Onlara cevaplandıracaktık. Maşallah. Zikir ne zaman olacak? Biraz zikiri görsek. Biz hemen başlarız şimdi. Siz ne zaman isterseniz başlarız. He. Yine göreyim şöyle, sevineyim değil mi? Ayakta yapıyorsunuz. Ayakta yapıyoruz. Ya çok, çok iyi. Allah kabul eylesin. Amin. Maşallah. Müsaade ederseniz başlayalım o zaman. Evet, tabii, buyurun. İnşallah. Fâlemennâhû. Lâ. Abdullah Gürbüz efendi. Destur.